gitmişsin. Hiç orada kendi annen orada falan sağmadın mı inekleri? Köyde yok, benim bizim hayvanlarımız yoktu. Alsa bile tek koyun keçi, onu da annem sayardı. Biz daha öğrenememiştik. Tabii bir sen, şey. Sen de şeyden doğudan geldiğin için o işleri bilirsin diye sana yaptırmak istemişler. Evet evet. Onlar. Ama evlendiğinde altınları elinden almışlar. Bakın altınları şu şekilde aldılar. Ben bugün gelinliği çıkartıyorlar ya. Ya gelinliği de döverek çıkartmışlar. Yok. Gelinliği, nasıl oldu o, anlamadım. Gelinliği çıktı. Ertesi gün mallara indirdiler. Mallardan sonra kocam eline dinek vermiş. Pardon, dinekten önce kocamı kaynanam doldurmuş. Evet. Baban altınları istiyor diye git karınla konuş, altınları al gel diyor. Altınlar nerede kalıyordu? Sende miydi? Evet, altınlar yatak odasına bir yere sarmış. Ben daha banka manka hiçbir şey bilmiyorum ki Didem Hanım. Ondan sonra bakıyor, ben vermiyorum. Ben diyorum ki altınlarımı kimseye vermem. Babam diyor ki yerine tarla verecek diyor bize. Yok diyorum, ben altınlarımı vermiyorum diyor. Annemle konuşmadan hiçbir şey yapmıyorum. Kendi annemle hiç konuşmadım ama konuşturmuyorlardı. Çünkü en son bir baktım, eşim eline değnek vermişler. Eşim sessizce naz içeri giriyor yatak odasına. Kafamı böyle yatak odasına çıkarttım. Baktım kaynanam orada beklemiş şöyle. Sen ne yapıyorsun diyor burada. Yanıma mastan geldi. Beni dinliyordu ama eşimi doldurup başıma göndermiş. Yani eşe pek sopayı da vermiş eline. Seni dövüp altınları mı aldılar? Onunla demek istemişti. Eşim dedi ki altınları ver dedi. Sen dedi kimsin dedi. O benim ailem, benim akrabamın altınlarıdır dedi. Sana takmışlar dedi. Altınları ver, babam yerine tarla verecek dedi bize. Bir şey olmaz. Babamda güven dedi. Hiçbir şey olmaz. Bizim ailemiz iyidir dedi. Tamam. Ondan sonra böyle böyle baktım beni dövecek. Öyle bir sinirlendi ki beni böyle bir itti, yatak üzerine attı. Altınlar nerededir? Dolaba girdi, altınları aldı götürdü. Sonradan geri geldi, gel babam seni çağırıyor dedi. Ben gittim, dedi ki bu dedi. Ha ben gazeteye koydum, bak dedi, sen kendin getiriyorsun ha, bu altınları bana veriyorsun tamam mı dedi. Ben o zamana cahil gince bir şeydim, çok korkuyordum onlardan. Ben de dedim ki tamam dedim, madem tarla vereceksin dedim bize. O zaman tamam dedim. Tarlayı vermedi Didem Hanım. Hiçbir altınları şey da aldı. Peki altınları alınca seni dövdü mü? Altınları aldı, bana kızdı dedi. Babama niye güvenmiyorsun dedi. Ondan sonra işte çocuklarımız olacak olacak. 2 yıl benim çocuğum olmadı. Annemi hiç görmüyordum. Hep üzülüyordum. Anneler eve geldiklerinde de bir kez onları işte yüzüğünü çaldılar diye hırsızlıkla suçlamışlar. Evet evet. Aynen öyle. Ailen hırsız mı dediler? Yok. Ailem evet pardon öyle dediler ama benim hacı yüzüğü ondan önce bana vermişlerdi. Ben de çekmeme koymuştum. Evet. Hacı yüzüğü zaten parnama olmuyordu. Çok büyüktü. Benim parmaklarım incecikti. Ben de dedim ki kaynanama tanıştım. Ana dedim, sen takacak mısın dedim. Yüzük, hacı yüzüğü parnama olmuyor da. Yok dedi, senin olsun dedi. Ben ne yapacağım dedi. Ondan sonra dedim götürdüm. Eşime de sordum. Sana oluyor mu? Takacak mısın dedim. Yok dedi, takmayacağım. Sende kalsın dedi. Ben de getirdim. Neyse tamam, bana verdiler dedim. Koydum çekmeceye, bayağı bir durdu. Benim ablam geldi. Annemle beraber, eniştemle beraber babam geldi. Evet. O şeyleri, yüzükleri çekmeceye koymuştum zaten. Babamı odaya yatırdılar annemle birlikte. Ablam... Daha sonra da onları, ama altınları annem baban senin almadı. Yok bak şöyle oldu. O hacı yüzükleri ben ablama kendim verdim. Parnana olursa dedim, tak dedim. Ha o da oldu baktı. Bu da dedim benim altın yüzüğümdür. Özlemciğim bana şunu söyler misin? Yani o kadar çok, yani anladığım kadarıyla çok baskı altındaymışsın sürekli. Evet, psikolojimi bozuyorlar. Biliyorum, kafan da çok dağınık, farkındayım. Şimdi çocuğumu bile istediğim gibi sevemezdim diyorsun. Aynen çocuğum. Neden? Kucağıma vermiyor, alışmasın diyordu anneye, öyle yapıyordu. Nasıl alışmasın? Hani boşanma davasını açacaklar ya, beni gönderecekler ya. Ben bir tek ben bilmiyorum onu. Onun dışında onlar hepsi eve gelip dedikodunu yapıyormuş. Ben hiçbir şeyden habersizim. Yani senin 2 tane oğlan doğduktan sonra Yusuf senden ayrılmayı, ya daha doğrusu kayınvalidelerin, kayınpederlerin seni evden göndermeyi kafaya koymuşlar ama senin haberin yok. Evet evet, aynen öyle oldu. Peki mesela alerjin varmış senin, alerjin olmasına rağmen gidip sana samanlıkta samanlarla ilgilenmeni istiyorlarmış. Bayağı bir eziyet ettiklerini söylüyorlar. Evet, öyle mi? Astım hastasıyım bakın. Eşimle beraber samanlığa iniyorduk ama bazen eşim yapmıyordu. Başka bir işe geliyordu. Samanlığa ben kalıyordum ama sürekli bunu yapıyordu. Bakın ben onlarla konuşuyordum. Samanlığa her gün biz inmemiz doğru mu? Çünkü samanlığa kimse inmiyor. Ben zaten sağlık sorunundan dolayı inmem doğru olmaz diyordum. Evet. Beni doktora falan da götürmüyorlardı. Sen kimsin öyle konuşuyorsun diyordu karşımda diyordu. Benim kayınpederim bunu diyordu bana. Peki sonrasında... Yani sen o evden nasıl ayrıldın?
Ne oldu ayrıldın? Şimdi kendin mi ayrıldın, onlar mı seni evden kovdular? Onlar benim psikolojimi bozdu. Çocuklar başlarına boşanmak istediler. Ben de boşanmak istemedim. Dedim ki iki çocuğum var, çocuklarımı bırakmak istemiyorum. Nasıl olacak bu dedim. Böyle de boşanmak isteme amacı da şöyle. Babası yine arkamda dedikodumu yapmış. Daha önce zaten annemle dedikodu, onun annesiyle kendileri dedikodumu yapıyorlardı. Bakın işte güçte bana yardım etmiyordu. O akşam üzeri işi gücü bana bırakıyordu. Direkt annesinin yanına koşuyordu. Orada dedikodumu yarım saat yapıyordu ben gelene kadar. Karısının dedikodusunu annesiyle yapıyordu. Evet evet. Hem de her gün. Her gün seni çekiştiriyor annesiyle. Ha, ben. Sen çocuklarını peki 8 yıl iki oğlunu özledin tabii değil mi? Ben çok özledim Didem Hanım. Ondan önce ben her yere gezdim yardım için. Çocukların şeyini hallede verir misiniz arkadaşlar? İki tane oğlun. Evet. Dünyalar güzel iki oğlun. Bakın bunlar. Bunlar bu en son böyle mi gördü? Evet, buradalar onlar. Of ya. Ah yazık sana ya. Canım benim ya. Ben çocuklarımı yanıma almak istiyorum. Ben çünkü onlar nefes alamıyorum. Ben onları, mahkeme onları vermiş ama ben nesi dayanacağım? Bunu kimse bilmiyor ama. İki çocuğum olmadan ben hiçbir şekilde mutlu olamıyorum. Ben hiçbir şekilde nefes alamıyorum. Onlar olmadan olmuyor. Onlarsız yapamıyorum. Ben çocuklarımda vazgeçmedim. Onlar çocuklarımı beni unutsun diye benden bu şekilde uzaklaştırdılar. Ama ben bunu kabul etmiyorum. İki çocuğumu istiyorum yanıma. Ben bu şekilde yapamıyorum. İki çocuğum olmadan. Çok çaresizim ve 8 yılda hep düşündüm iki çocuğumu. Hiç peki gidip görmek istesen... görmek isteseydin çabaladın mı? Şey yaptın mı aşkım ben benim? Ben görmeye gittim ama izin vermediler. Ne yaptılar vermediler. Sana? Göstermediler bana. Göstermediler mi? Yok. Bir çaba sarf ettin mi? Evet mahkemeye gittim. Mahkeme diyordu ki görmeye gidersen ceza alırsın diyordu. Ha görmeye gidersen uzaklaştırma kararı mı var seninle ilgili? Bilmiyordum ki onları. O da onlar söyledi bana. Gel aşkım benim gel. Yukarı bak. Ay canım, ay ben de mahvetmiş olabilirim. Bir ıslak mendil verseniz arkadaşlar, beceremedim, makyajın da aktı. Ay tatlım benim ya. Bir seslenir misin lütfen? Arkadaşlar bir ıslak mendil versenize lütfen. Hı? Ver, ıslak mendil ver. Gel Gökhan'cığım gel, şunu da al lütfen. Ya peki ben, yani Yusuf niye bu kadar seni... Şey, yukarı bak bir tane. Evet. Yusuf niye seni bu kadar çocuklarından ayırdı? Ha? Bilmiyorum kendi hani o yapamadı diyordu. Diğer gelin ondan yardım alacaktı diyordu. Hani... Diğer gelini daha mı çok seviyorlardı? Evet. Bakıyorum ki sileyim. Öyle, kusura bakma olur mu? Yok. Canını acıtmıyorum değil mi? Yok yok. Kadar senin canını öyle acıtmışlar ki. Ben de sana kıyamadım ya. Tamam. Alsana Gökhan. Arkadaşlar şunu görür misiniz? Beni habersiz, beni Mastan geldiler, beni eve götürdüler habersiz. Ben jandarmaya gittim hani habersiz beni götürdüler. Onu hepsini konuşuruz. Bak şu karşı hangi kamera arkadaşlar? Ha Özlem'in. O kamera bak, elini kaldırıyor ya kameraman arkadaş. Bir Yusuf'a seslen, bir de çocuklarına seslen. Tamam. Bir çocukların, sen en son gördüğünü kaç yaşındaydı? Çocuklar tam yaşını bilmiyordum ki ben hiçbir şey bilmiyordum. Oku yazarım yoktu. Böyle çalışıyordum sadece. Ay gözleri kan çanağına döndü ya. Şu elini kaldırdı ya kameraman arkadaş. Yusuf bak ben çocuklarımı sana bırakmam. Ben buradayım çocuklar için geldim. Çocuklarımı mahkemelere götürüp kandırıp ben annemi istemiyorum diyerek benden uzaklaştıramazsın. İki çocuğumu istiyorum. Ben her şeyi sana yapacağım. Göreceksin bak ben buradayım. Çocukların annesi burada bak. Ben çocuklarımdan vazgeçmedim. Senden vazgeçtim senden. Bunu unutmadım. Bak 8 yıldır bana çocuklarımı göster. Nasıl bir insan? İki çocuğum sana bırakmam bunu unutma. Zannetme ki çocuklar sana kaldı sırtını yaslama. Burada ben acıyı çekerken sen orada yatma tamam mı? Senin orada yatmayı bırakmam sana iki çocuğumu alırım senden.
Çünkü çocuğumu yalan üzerine almışsın. Ben bunun farkındayım. Biliyorum. Bakma. Hiçbir şey görmedim etmedim şeyleri söylemişsin. Ben bunun farkındayım. Kusura bakma. İki çocuğumu sana bırakmam. Of Özlem ya. Bu arada daha boşanamamışsınız. Siz 8 yıldır boşanamadınız ben mı? Ben görmüyorum ki çocuklarım Didem Hanım. Hayır, boşanma davası niye gerçekleşmedi peki? Gidemedin boşanma davası. Yok çünkü çalışıyordum. Hiç kimsem yoktu. Hep tek başımaydım. Sen bütün... İstanbul'da nasıl tek başına yaşıyorsun? Tek başıma ev tuttum. İş buldum. Çalışıyorum. Hiç kimsem yok 8 yıldır. Ailem bana destek çıkmıyor. Sahip çıkmıyorlar. Öyle. Sultan İstanbul'da mısın 8 yıldır? Evet. Ama İstanbul'da tek başına kadın başına 8 yıldır böyle ev tutup yaşayabiliyorsan vallahi helal olsun sana yani. Helal olsun. Pardon bir tanesi yanlış oldu ama 8 yıldır İstanbul'da değilim. 5 yıl, 6 yıldır İstanbul'da. 6 8 ne fark eder ya? Bütün işlerimi kendim koşturuyordum. İşe gidiyordum. Bazen izin istiyordum bir iş olunca. Gidiyordum, onu yapıyordum. Tekrar geri dönüyordum. İşte akşamları gel evini temizle, evini döleştir. Sonra otur. Ne iş yapıyorsun? Nerede ne iş yapıyorsun? Ben tekstil işlerinde çalışıyordum böyle temizlik. Hiç kimsen yok mu İstanbul'da? Yok. Doğu Beyazıtlar çok var burada. Doğu Beyazıtların derneği de var. Niye gitmedin oralara yardım istemedin? Ben bir şey bilmediğim için. Ay tatlım biraz ya. Önceden biraz sonradan kendimi. Çünkü Doğu Beyazıtlar çok böyle iş adamları var, önde gelenler var, dernekleri var. Her yerde memleketlerin dernekleri var. Gidebilirdin. Ben bir şey bir yer bilmiyordum çünkü benim of tanıdığım ya. Kimse bile yoktu. Akrabam, arkadaş hiç kimse yoktu. Kulaklarım. Ay canım benim ya. Peki bir şey soracağım merak ediyorum. Yani çocuklar da annemizi görmek istemiyoruz mu diyorlar çocuklarda? Hayır babası yaptı bunu. Bak çocukları korkutuyor. Eline eşya alıyor diyor ki git de ki mahkeme. Kaç yaşındaydı sen bıraktığında? Bırakmak zorunda kaldığında? Biri 6 yaş gibiydi, biri 5 yaştı. Şimdi sevgili izleyiciler aslında Özlem şöyle çocuklarını bir ayrılıyor beraber çocuklarıyla birlikte gidiyor ve çocukları bırakmıyor aslında yanlış anlaşılmasın. Kendisini çok hala ifade edemiyor. Türkçe'de çok fazla hakim değil. Çocukları alıyor çocuklarla beraber gidiyor. Doğu Beyazıt'a mı gidiyorsun? Evet ben çok bilmezdim. Doğu Beyazıt memlekete gidiyor. Doğu Beyazıt'a gidiyor. Fakat orada Yusuf geliyor çocukları ondan zorla alıp koparıyor. Doğru mu anladım? Evet. Alıyor çocukları ondan alıyor koparıyor. Sonra arkasını Nevşehir'e götürüyor. Bir daha da göstermiyor yani. Aslında sevgili Özlem 8 yıl önce evlatlarını beraber götürüyor eve ama anladığım kadarıyla ailesinden yeterli desteği görmediği için çocukları da vermek zorunda kalıyor. Doğru mu anladım? Evet, şimdi ben kendim vermedim çocukları değil mi? Biliyorum ben onu bildiğim için söyleyeyim dedim sen söyleyemedin. Sen çocuklarını vermek istememişsin. Yok beni karakola götürüyor habersiz beni kendi mahkemesine götürüyor habersiz çocuklarımı almak için benden imza alıyor ben bir şey bilmiyordum. Beni eve okuma yazman yok mu? Doğru düzgün yok. Öyle çok bir okuma yazma yok. Yazıyorum ama normal. Ay Özlem ya. Özlem sesini duyurmaya çalışacağız. Sen evlatlarını inşallah kavuşturacağız. Sağ ol, boşanma davasını gerçekleşsin de istiyorsan Yusuf da herhalde artık o da boşanmak istiyordur. Evlenmiş mi peki Yusuf? Yok o istese bile evlenemez sen ki. Kaç yaşındasın şimdi? Ben 36 yaşındayım Didem'in. O kaç yaşını senden yaklaşık 20 yaş büyükse öyle biliyorum. Sen kaç yaş büyük olduğunu bile bilmiyorsun. Senden çok mu büyüktü kocan? Evet gittiğimde 1-2 yaş büyük gibi gösteriyordu ama ben tam yaşını bilmiyordum. Yani benim aldığım yani 6 yaşlı büyük olabilir mi acaba? Çok da fazla değil diyorlardı. Bir karışıklık var orada yani. Evet. O da 42, 40 ile 50 yaş arasında falan. Onun gibi bir şey. Ben yani. Oraya gittiğimde bana diyordu ki sadece annem babam... Çok güzelsin biliyor musun? Sağ ol. Annem babam işini yapacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyordu. Onları gösteriyordu. He ben de yapıyordum son zamanlarda. İşte bana bağırdı. Niye seni istemediler bunlar ya? Sen çok güzelsin, çok tatlısın. Yok beni şu şekilde istemediler. Hani ben böyle bilgili bir insan değildim ya. Onlar da ne kadar bilgili? Bilgililerse o zaman yani o da üniversite mezunu mu yani? Yok öyle değil de kendini doğru düzgün evin içindeki işi bile yapamıyordu değil mi? Babası gösteriyordu hatta bağırarak. Babası sürekli beni dövüyordu o evin içinde. Sonra geliyordu... diyordu ki iş yapacaksın şunu yapacaksın hani diğer gelin geldi onun emisinin gelini sonradan getirdiler benden sonra
Bazen gidiyordu annesini, ben bunu sessizce duyuyordum. Niye seni sevmediler, ben merak ettim. Yorundaki, bunu unutma, çok güzelsin. Çok güzelsin dedim ben ona. Çok güzelsin sen. Sağ ol, merak etme. Ama ben öyle güzellik şeyin peşinde değilim Didem Hanım. Ben her gün kafayı pırındaki, çekiyorum. Pırındaki, pırındı. Hem güzelsin hem iyisin. Tamam mı? Merak etme. Kurmancı dızanım ama hındık dızanım. Pırnız hanım yani. Biraz biliyorum Kürşet. Hem iyisin, güzellik önemli değil. Hem de iyisin hem güzelsin dedim ona. Şöyle yapacağız. Biz gideceğiz, konuşacağız onlarla. İnşallah seni buluşturacağız. Tamam sağ mı? Hadi bakalım. Ben seni şimdi uğurlayayım. Gel bakalım. Görüşürüz. Oo, canım benim ya. Çok sağ ol. Didem Hanım, iyi ki Allah seni çıkarttı karşıma. Ay canım hiç. Ben de seni gördüm, videonu izledim. Çok etkilendim dedim. İnşallah yardım ederiz kendisine. Hadi bakalım, seni arkadaşlara emanet ediyorum. Çok sağ ol. Bizim misafirimizsin zaten biliyorsun. Ah yazık ya. Hem kadın hem yani gerçekten inanılmaz hayatlar. İnanılmaz hayatlar yani.